Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta WhatsApp'a bir kısmı yeni eklenen, bir kısmı da önümüzdeki haftalarda eklenecek olan yeni özellikler hakkında konuşacağız. Ve bence birazdan bahsedeceğim maddelerdeki yenilikler nedeniyle artık WhatsApp sonuna Ultra veya Süper gibi ekler koyabiliriz. Çünkü bence mobil uygulamasına ve masaüstü sürümüne hem yeni özellikler eklenmiş hem de mevcutların kapasiteleri bayağı bir arttırılmış. Bu nedenle bence yoğun olarak WhatsApp kullanıyorsanız, ki bence mutlaka kullanıyorsunuzdur, videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Hızlıca en çok beğendiğim dosya paylaşım sınırının 100 MB'dan 2 GB'a kadar arttırıldığı haberiyle yapalım. Şu an için her ne kadar hala 100 MB'lık eski değerler aktif olsa da yakın zamanda bu sayılar güncellenecek. Yalnız önemli bir hatırlatma olarak bu özelliği sadece göndereceğiniz dosyayı belge olarak işaretlediğinizde kullanabiliyorsunuz. Kamera, fotoğraf, video, konum veya kişinin bu konuyla çok alakası yok. Eğer bunlardan birini seçerseniz yine eskiden olduğu gibi tüm dosyalar sıkıştırılarak gönderiliyor. Ancak artı simgesinden sonra belgeyi seçmeniz durumunda tüm dosyalar orijinal boyutunda gönderilebilecek. Ve böylelikle 2 GB'a kadar istediğiniz fotoğraf, video, film veya belgeleri rahatlıkla paylaşabileceksiniz. Bu maddeyle ilgili son uyarımda yüklü dosyaların gönderimlerini mutlaka Wi-Fi üzerinden yapmanız gerektiği. Çünkü GSM paketinizi kullanırsanız internet kotanızı hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz. Kapasitesi arttırılan bir başka özellik 256 ile sınırlı olan grup mesajlarının tam 2 katına yani 512'ye çıkarılmış olması. WhatsApp'ın uzun yıllardır bütün dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğunu da düşünürsek grup üreticilerinin bu sayıya ulaşması bence çok da zor olmayacaktır. Arttırılan bir başka değer de eskiden maksimum 8 kişiyle gerçekleştirilebilen görüntülü grup araması 4 kat arttırılarak 32'ye çıkarıldı. Güncellenen rakamlar henüz bende aktif değil ama kullanılabilir olduğunda bence oldukça faydalı olacaklar. WhatsApp bence geliştirdiği bu özellikler nedeniyle Telegram, Signal ve hatta Zoom gibi alternatiflerine artık ciddi bir rakip olmuş durumda. WhatsApp'ın aynı zamanda her türlü dosya transferine de izin vermesi sebebiyle kimse bundan sonra Zoom veya alternatiflerde oda oluşturmakla veya link göndermekle de uğraşmayacaktır. Bu arada bütün abonelere selam. Abone olmayanlar da videoyu 2 saniyeliğine durdurup veya videodan sonra abone ol düğmesine basarak ailemize katılabilirlerse çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Grup yöneticilerinden bahsetmişken grup adına basarak girdiğiniz bağlantıyla gruba davet et sekmesinden paylaşacağınız link ile arkadaşlarınızı çok daha kolay bir şekilde çağırabilirsiniz. Ama baktığınız gibi bu sefer de alakalı alakasız herkes gelmeye başladı. Bu durumda en sağdaki bağlantıyı sıfırla sekmesinden mevcut linki iptal edip yenisini oluşturabilirsiniz. Böylelikle eski linke sahip olanlar artık gruba giriş yapamayacaklar. Grup yöneticilerinin yakın zamanda yine sahip olacağı bir başka yetki de sohbete gelen uygunsuz mesajları veya istedikleri mesajları herkes için silebilme özelliği. Bu özellik de bende şu anda aktif olmadığı için görünmüyor ama ara ara kontrol ederseniz yakın zamanda mutlaka eklenecektir. Bu arada eğer birileri sizi sürekli dahil olmak istemediğiniz gruplara ekliyorsa bunu ayarlar, hesap, gizlilik menüsünden gruplara girerek şunlar hariç kişilerim listesinden istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Böylelikle artık belirlediğiniz kişiler sizi yeni grupları öyle canları her istediğinde dahil edemeyecek. Bunun yerine özel bir davet göndermeleri gerektiğine dair bir mesajla karşılaşacaklar. Siz de bunu onaylamanız durumunda gruba dahil olabileceksiniz. Artık bu konuyla ilgili her ne kadar şikayet geldiyse firma bunu engellemek için başarılı bir çözüm üretmek zorunda kalmış. Artık karşı taraftan gelen mesajlara yani önceden gönderilen mesajlara 6 farklı emoji ile karşılık verebiliyoruz. Bunun için gelen mesaja uzun süre basınca çıkan menüden üstteki seçeneklerden birini seçmeniz yeterli. Üstelik eğer yanlışlıkla birini seçip işaretlerseniz bile tekrar aynı menüye giderek değiştirebiliyorsunuz. Benzer paylaşımları grup yazışmalarında da yapabiliyorken diğerlerinin verdiği tepkileri de aynı mesajın altında görebiliyorsunuz. Kendi tepkiniz olan emojinizi ise yine mesaja uzun süre bastığınızda çıkan menüden değiştirebiliyorsunuz.
sesli mesajlar özelliği de yenilenerek artık aşağıdan yukarı açılan menü içerisine bazı ek özellikler eklenmiş. Eskisi gibi sesli kayıtlar için mikrofona basılı tutarken konuşarak mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Ama yine eskisi gibi mikrofon sekmesine bastıktan sonra yukarıdaki kilit sekmesine doğru sürüklerseniz bu durumda aşağıda çöp kutusu, duraklat ve oynat gibi seçeneklerin çıktığını göreceksiniz. Yine burada konuşurken duraklama sekmesine basarak mevcut kaydınızı kontrol edebilir. Bu arada yeni bir mesaj gelirse farklı bir sohbete gidebilir ama yine aynı yere döndüğünüzde sesli kaydınıza aynen kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Önceki bölümleri seyredenler sesli mesajları çok da kullanmadığımı hatırlayacaktır. Ama sık kullananlar için bence son derece faydalı bir özellik olmuş. Ayarlardan gizlilik menüsüne girdiğinizde şimdilik sadece durum bilgisi için geçerli olmak üzere rehberinizde bulunan belirli kişileri engelleyebiliyorsunuz. Bu özelliği asıl kullanacağımız profil fotoğrafı, hakkımda ve son görülme gibi seçeneklerde şimdilik geçerli değil. Ancak yabancı yani yurt dışındaki videolarda gördüğüm kadarıyla onlar bu özelliği her seçenekte kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bize de yakın zamanda ekleneceğini düşünüyorum. WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına eklenen yeni özelliklerden biri de artık istediğiniz emojiyi açılan listeden eklemek yerine kalp, gül, bina veya telefon gibi kelimelerin önüne iki nokta üst üste koyarak otomatik olarak emojiye dönüşmelerini sağlayabiliyorsunuz. Bu da bence oldukça pratik bir özellik olmuş. Keşke aynı özellik bütün mesajlaşma uygulamalarında da olsaydı çok iyi olurdu. Son ipucumuz ise süreli mesajlarla alakalı. Ayarlar, hesap, gizlilik menüsünden varsayılan mesaj süresine girerseniz yeni oluşturacağınız sohbetlerde süreli mesaj özelliğinin sürekli açık olmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada standart olarak belirleyeceğiniz süre sonunda tüm mesajlarınız silinecektir. Ancak dikkat, önceden açılan sohbet odalarının bu uygulamanın haricinde olduğunu unutmayın. Bu özellik sadece yeni açacağınız sohbetler için geçerli olacaktır. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum yenilikler sizleri de heyecanlandırmıştır. Ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Son olarak videoyu buraya kadar seyredenler arasında henüz abone olmayanlar varsa hemen şimdi abone ol düğmesine basabilirse çok sevinirim. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya kanaldaki diğer içeriklerimde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Maddelerdeki yenilikler nedeniyle sadece göndereceğiniz dosyayı belge olarak seçtiğinizde kullanamıyorsunuz. İnternet kotanızı hızlı bir şekilde abone olmayanlar da videoyu 2 saniyeliğine durdurup yakın zamanda ekleneceğini fark edebileceksiniz. Şimdilik geçer. Keşke aynı özellik bütün mesajma ne ya? Burada standart olarak belirleyeceğiniz